Eksen çizgilerimiz biraz uzun oldu yine. Bunları bir miktar kısaltmak için çember çizip dışını kırpalım. Yine C Enter. Ardından merkezden şöyle bir çember çizelim. TR Enter. Sağ tıklayıp buradaki fazlalık çizgilerini keseyim. Trim komutuyla ve bize yardımcı olan çemberimizi seçip silelim. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra artık sırada buradaki bu üçer birim mesafedeki kanalları çizmeye geldi. Önce buradaki poligonu yani altıgen şekli içeri doğru 3 birim offset diyeceğiz. O enter. Mesafe miktarını 3 olarak giriyorum. Ve altıgeni seçiyorum. Altıgeni hangi tarafa offset diyeceğiz? İç tarafa tabii ki. Ardından enterlayıp çıkıyorum. Burada şuradaki kanalların olduğu konum belli. Bunların genişlikleri belli. Bunları çizmek için arkadaşlar ekstra bir çaba sarf etmeyeceğiz. Sadece bunları ne yapacağız? Şuradan itibaren yakalayıp bir çizgi, yardım çizgi eklemek suretiyle bunları sağa sola offsetleyerek çizeceğiz. O halde işlemimize başlayalım. L Enter. Şuradan quart yani çeyrek noktadan yakalamak için buradaki O Snap'tan sağ tıklayıp Settings'ten buradan quart seçeneğini aktif ediyorum. Şuradaki orta noktadan yakalıyorum ve diğer çizgimin orta noktasını ulaşıyorum. Offset komutunu çalıştırarak 3'er birim bunları offset diyeceğim. En son değerim olan 3 birimi duruyor. Enter'lıyorum bu işlemi. Çizgimi seçip öteliyorum. Çizgimi seçip öteliyorum. Ardından buradaki çizgileri buraya tamamen uzatmak için Extend komutunu kullanacağım. AX Enter. Objelerin hepsini seçeyim. Enter'layayım. Veya da sağa tıklayayım. Sonra uzatmak istediğim objeyi bu şekilde seçip uzatayım. Böylece bunu buradaki çizgileri tam buraya tet olacak şekilde ulaştırdım. Şimdi artık işlemimiz biraz daha kolaylaşıyor. Burada fazlalık olan çizgimi seçip siliyorum. Yine trim komutunu çalıştırarak buradaki fazlalık çizgileri bu diyorum. Şu kısımda boyu bu diyorum. Ve burada arkadaşlar pratik bir yol. Hatırlarsınız array komutu bu işlem için birebir. Array komutunu çalıştırarak bunu çoğaltacağım. R Enter. Objenin kendisini seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Polar diyorum. Array için merkez referans nokta olarak buradaki noktayı seçiyorum. Buradaki noktayı seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi otomatikman burada objelerimizi çoğalttık. Bunları tek hamleyle çoğaltmış olduk. İşlemi onaylamak için Enter diyorum. Buradaki fazlalık kısımlarını arkadaşlar bu diyeceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi kalan fazlalık kısımlar var. TR Enter'la bunları ne yapacağız? Bu diyeceğiz. Şu şekilde tek tek seçerek bu diyorum. Böylece bu kanalların iç kısımlarını da bu yolla açmış oluyorum. Bu işlemi de gerçekleştirdik. Tarama layer'ını seçip listeden ardından H Enter yani tarama komutunu çalıştırıyorum. Buradan ANSI 31'i seçiyorum ve tarama yapacağım alanın içine tıklıyorum. Ardından Enter'lıyorum. Taramanın ölçeği biraz fazla büyük oldu. Taramanın ölçeğini seçiyorum. Buradan Hatch Editor açılıyor. Üst kısımdan Hatch Pattern Scale kısmından 0.25 yazarak işlemi gerçekleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi taramamızı da ekledik. Bir tek ölçümüz kaldı. Ölçümüzü de koymak için yine ölçü layer'ını aktif ediyorum listeden. Ardından Anonity kısmından Dimension'dan yatay olarak bir ölçülendirelim. Buradaki parçanın kendisini ölçülendiriyorum. Ve bir de yarıçap koyacağız. Yarıçapı da buradan radius seçeneğini kullanarak ekliyorum. Ve bu şekilde çizim işlemi tamamlıyorum. Buradaki çizgi kalınlıklarını görmek için şuradan Show Height Line Width seçiyorum. Bu şekilde çizgi kalınlıklarını net olarak gözlemliyorum.